Evet değerli dostlar, hayırlı sabahlarınız olsun. Hacı Baba'nın çiftliğindeyiz. Burada şu anda kuşlar, böcekler, arılar, uzaktan gelen teknenin sesi dışında hiçbir ses yok. Tamamıyla tabiatın tam o ortasındayız. Sessizliğin, ıssızlığın tam merkezindeyiz. Kafa dinlemek için, yaşayabilmek için ideal bir yer burası. O yüzden bu yazın hep burada kalmayı tercih edeceğim. Şimdi size niye bu otları gösteriyorum? Şöyle başlayayım. Aslında Rabbim bize tabiatın her şeyini şifa olarak vermiş. Yani her şey aslında geri dönüştürülebilir vaziyette. Ağaçların dalları, yaprakları, meyveleri, bütün her şeyi bizim için çok faydalı ama biz bunun çoğunu bilmiyoruz. Etrafımız komple ot dolu, her yer ot. Ama hangi ot ne işe yarar bilmiyoruz. Neye şifa gelir? Neye iyi gelir? Hiçbir şey bilmiyoruz. Araştırmıyoruz, soruşturmuyoruz. Mesela en basitinden önümüzde ısırgan otu var. Bu ısırgan otunu biz işte bizi kaşındırıyor, rahatsız ediyor. İşte görüntü kirliliği yapıyor. İşte tohumlarını her yere saçıyor, işte sürekli çoğalıyor diye bunlar rahatsız oluyoruz. Ama hiçbirimiz bilmiyoruz ki bu ısırgan otu en mükemmel azot kaynağıdır. Bizim memlekette Antalya'da ısırgan otundan gözleme yaparlar. Çok şahane de bir tadı vardır. Gözlemesi çok güzel olur. O zamanlarda ısırgan otu çayı yapılmaya başlandı. Şifalı. Tam olarak nelerle şifalıdır bilmiyorum. Ben de araştırmadım sizin gibi. Isırgan otunu şu anda Hacı babam haşlayıp dizine sarıyor kireçlenmeye karşı. İyi geldiğini söyledi. Ama belirli bir süre içerisinde bunun yapılması lazım. Yani 3 gün 5 gün uygulamakla netice alınmaz. 15 gün 20 gün belki bir ay. Bunu uygulayabilmesi lazım ki netice alabilsin. Bulunduğumuz yerlerde ısırgan otu yok. O yüzden biz olan yerlerden genel olarak Çüngüç'ten temin ediyoruz. Çiftçilerimizden istiyorum. Onlar da bana getirirler sağ olsunlar. Bu hafta biraz fazla geldi ısırgan otu. O yüzden ben fazla olan kısmını gübreye çevirmeye karar verdim. İnternette, YouTube'da çok fazla miktarda ısırgan otu gübresiyle alakalı bilgiler var. Edinebilirsiniz, bulabilirsiniz, araştırabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Bilgi olarak biliyordum ısırgan otu gübresinin yapıldığını. Ama yapılışını tam net olarak bilmiyordum. Baktım, seyrettim. Ben de şimdi size aynı şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim. Mevcut ısırgan otumuz yetmezse, az gelirse, bu dolduracağım şişeye, üzerine hodan otu, gelezon olarak biliniyor. Hodan otu, sığır dili diye de biliniyor. O da yeşil gübre olarak kullanılabiliyormuş. Onu araştırdım. Onun dışında yani yeşil olarak ne varsa aslında hepsini siz gübre olarak kullanabilirsiniz. Mesela fi yeşil gübre olarak kullanılır. Fi sonbaharda ekerseniz ilkbaharda diz boyuna varmazdan önce komple biçer tarlaya sürersiniz. Arazinizin içerisinde daha önceden hapsolmuş çalışmayan gübreler, besin elementleri çalışmaya başlar yeşil gübre sayesinde. Şimdi çok fazla sözü uzatmadan, zaman geçirmeden bu ısırgan otumuzu şişeye dolduracağız. Şişeye doldurma halini, hızlandırılmış haliyle size aktaracağım. Ve daha sonra şişeyi ağzını kapatacağım. Karanlık bir yerde, güneş almayan bir yerde. Kimi 15 gün diyor, kimi 25 gün diyor. Biz bakacağız, durumu takip edeceğiz. Gerekirse 15 ile 25'in ortasında açarız. Bakarız. Çok keskin bir koku gelmesi gerektiği söyleniyor. Onun dışında kimisi açık kapta yapıyor, kimisi kapalı kapta yapıyor. Açık kapta yapanlar işte gün aşırı karıştırılması gerektiği söylüyorlar. Kapalı kapta yapanlar sadece koyup bekliyorlar. Yani ışık almayan bir yere koyup işte 15 gün, 25 gün bekliyorlar. Hiçbir şey yapmadan.
Biz de bekleyip göreceğiz. Sonuç videosu olarak size paylaşırım. Şu anda bunu yapım videosu olarak paylaşıyorum. Videomuz kısa olacak. Ama bunun arkasına bahçe tanıtım videosunu ekleyeceğim. Daha önce bahçeyi tanıtmamıştım. Evi tanıtmıştım. Ama bahçe tanıtma videosunu ayrıyeten yapacağım demiştim. Bu konunun arkasına da bahçe tanıtım videosunu ekleyeyim. Böylece size de bahçeyi tanıtmış oluruz. Şu anda karşıda Hacı Baba'nın çiftliğini, yani çiftliği derken evini görüyorsunuz. Önümüzdeki alanda sebzelik alanımız. Bu yaptığımız gübreyi sebzelerimize ve cevizlerimize kullanacağız. Sebzelerimize ve cevizlerimize gerek üstten gerekse dibinden vereceğiz. Üstten vermeyle, üstten derken yani yaprağına vermeyle topraktan suya karıştırıp verme arasında ölçü farklılıkları var. Onu da inşallah bunu yaparken uygulama esnasında sizlere aktaracağım. Yani tecrübeyle sabit olan bazı ölçüler var. Bunu paylaşanlar söylüyorlar. Onların dediği şekilde inşallah biz de yapacağız. Biz de sonuçlar alacağız. Şimdi bidonumuzu doldurmaya geçelim. Evet, şişemizi doldurduk. Şimdi bana şimdi bu şişemize normalde yağmur suyu ya da hazır su türünden su konulması isteniyor. Ama şu anda bizim elimizde bu imkan olmadığı için musluk suyu koyacağız. Musluk suyuna ağzına kadar suyu dolduracağız. Kapağını kapatacağız. Karanlık bir yerde bunu 15 gün, 25 gün durumunu takip edeceğiz. Bakacağız. Ona göre açtığımız zamanki halini ve kullanımını bir başka videoda size göstereceğiz inşallah. Şişemizin kafasına siyah poşeti geçirip odunumuzun köşesine koyacağız. Vakti gelince de açacağız. Evet. 25 gün sonra bunu açıp bakacağız. Evet, şimdi size biraz Hacı Baba'nın bahçesini anlatayım. Burası özel orman ağaçlandırma projesi kapsamında kuruldu. 5 dönümlük bir alan. Sadece ceviz ekilen kısım 5 dönüm. Şu üstte gördüğünüz kısımda bir yaklaşık 1 dönüme yakın. Toplamda 6 dönüm. Ama proje kapsamı 5 dönüm üzerinden yapıldı. Evet, şurada bir duvarımız var. Size göstereyim.
Geçen sene bu duvar yaklaşık yerden 1 metre kadar yükseklikte. Yani yıkılmak üzere olan bir duvardı. Burası da şu gördüğünüz alanda böyle yakaydı, yamaçtı. Şu gördüğümüz badem ağacı da yamaçta duruyordu. Burayı duvar örüp arkasını doldurunca buradaki alan düzleşti. Yani evin zeminine yakın bir konuma geldi. Kalan kısımlara, bu boş olan yerlere yine toprak getirip katacağız. Tesviye yapmaya çalışacağız. Bademin altını oturma alanı olarak kullanmayı düşünüyoruz. Gölgelik maksadıyla. Evet, bahçemize bakalım. Bahçemizde 86 adet ceviz fidanı dikildi. Arada birkaç tane fire var. Tahminince 5-6 tane var. Yani şu anda net olarak 80 tane burada ceviz ağacımız var. Şu anda ikinci yılında ceviz ağaçlarımız gelişmesi güzel. Beklentileri karşılayacak şekilde gübre attık diplerine. Üzerine de yağmur yağınca gördüğünüz gibi, şöyle yakından göstereyim nasıl coştuğunu. Proje gereği burası sadece ceviz bahçesi olması gerekiyor. Ama kenarlarında, projenin haricindeki alan olan sahada meyve ağaçları var. Buna proje müsaade ediyor. Yani yaptığınız tesisin komplesi kapama olmak zorunda. Ama kenarındaki boşluklarına çeşitli meyve ağaçları dikebilirsiniz. Projenin genel gidişatını bozmayacak şekilde. Gördüğünüz gibi burada sadece ceviz gözüküyor. Ama alt sınırda, alt kenarda, altı dönümün tamamı proje kapsamında ihatayla çevrildi. Yani etrafı komple çevril vaziyette. Örgü teliyle. Bu da proje kapsamına giriyor ama zannedersem proje bunun sadece 5 dönüm olan kısmını karşılıyor. Yani siz 1 dönümlük olan kısmının giderlerinizi kendiniz karşılamış oluyorsunuz. Orası için size ödenecek bir hibe yok diye biliyorum. Bunun için özel ormancılara sormam gerekiyor. Özel orman ağaçlandırma projesi ile ilgili bir röportaj çalışmam var. Ormancıları buraya davet ettim. Buraya gelecekler. Kendileriyle özel orman ağaçlandırma projesi hakkında A'dan Z'ye sorulması gereken ne varsa sorup öğreneceğiz. Buranın sulaması gördüğünüz gibi damlama sulamayla yapılmakta. Damlama sulamayı tamirat tadilattan geçirdim. Daha önceki videolarımı seyredenler hatırlarlar. Şu anda daha suya ihtiyacımız yok. Yani sulamaya ihtiyacımız yok. Sulama zamanı geldiğinde bütün sistemi açıp damlamaları hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Akan, akmayan, tıkanı olan vardır. Çok fazla akan vardır çünkü hepsinin belirli bir seviyede akması, damlaması gerekiyor. Şuradaki havuzu daha önce göstermiştim. Şurada bizim muhteşem köşkümüz var. Hacı Baba Köşkü. Evet, sebzelik alanımıza geldik. Daha önce bu sebzelik alan aşağıdaydı. Şimdi buraya duvar ördük. Buraya tesviye ettirip buraya taşıdık çünkü aşağıya gitmek gelmek çok zahmetli bir iş. Gitmesi gelmesi çok sıkıntı. Yani insan yolda nefesi kesiliyor. Artık sonuç olarak genç değiliz. Belirli bir yaşın üzerindeki insanlarız. Gençler zaten köye gelmiyor. Gençler bahçeye gelmiyor, girmiyor. Burası komple doldu. Baktık ki burası bize yeterli gelmiyor. Ne yaptık? Gittik ta en başa. En aşağıya. Sulama sistemlerinin, boruların bittiği yere. Orada bir güzel bir toprak var. Ham toprak.
Oranın içine karekler açtım. Şu anda 5 tane açtım. Oraya biber dikeceğiz. Çünkü burada yeterli biberimiz yok. Çünkü biber en çok kurutulan, kışlık amaçlı saklanan sebzelerden. Biz de kışlık amaçlı kurutacağız. Donduruculara koyacağız. Burası dolgu toprağı olduğu için sonuçta biraz taşlı. Taşlarını zaman zaman ayıklayacağız, bakacağız. Buraya 10 gün bir izin olarak geldim. En azından bu 10 gün içerisinde yapılabilecek işlerin birçoğunu yapayım ki sonraki gelişlerimizde fazla işimiz olmasın. İşten ziyade kafa dinleyelim amacındayım. Ama sonuçta köy yeri olduğu için köyde iş hiç bitmiyor. Kendi kendimize işler üretiyoruz. Kendi kendimize işler buluyoruz. Bu da meşhur korkuluğumuz ama kafası daha yerine oturmamış. Şuradaki bu kazığın ne işe yaradığını ilerleyen zamanlarda size göstereceğim. Evet, domateslerimiz canlanmışlar. Burası biraz rüzgar alıyor. Rüzgardan dolayı bunlar yatmışlardı. Toparlamışlar kendilerini. Buraya da yeşeren soğanlarımız vardı. Küçük, dikilmemiş. Getirdik, onu da buraya sokuşturduk. Yani biraz geç yetişecek. Ama geç yetişmesi de zaten biz özellikle istedik ki zaten bu sebzeliğin başında hazırda yeşil soğanımız var. O bitince buna geçeceğiz. Burada aşağıdan şaşırtıp diktiğimiz çilekler var. Esas çilek meyvesi kendisi aşağıda. Yani buradaki şu andaki sizin gördüğünüz meyveler sizi çok fazla heyecanlandırmaz. Çünkü oradan buraya şaşırttığımız için daha yeni yeni toprağa kök salmaktalar. Meyve verme işi seneye olacak. Bu sene burada meyve bekleme durumu söz konusu değil. Sıraların başlarına, etraflarına mısırlar dikmiştik. Onlar çıkmaya başlamış. Şurada belki sizin daha önce görmediğiniz bir şey göstereyim. Evet, bu yer elması. Şu andaki bu gübreleri aşağıdaki yaptığım karıklara götüreceğim. Sabah sabah yiyelim. İşte kendi bahçenden böyle bir şey alıp yemek de bunun verdiği lezzet, zevk hiçbir şeyde yok. Şu gördüğünüz öbekler de menengiç. Bunlara aşı yapılırsa bunlara Antep fıstığı elde ediliyor. Evet değerli dostlar, bahçe tanıtım videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Bu esnada kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, tavsiye etmeyi, yorum yapmayı sakın ihmal etmeyin. Etkileşim bir kanalın büyümesi için en önemli silah. O yüzden bol bol etkileşim istiyoruz. Allah cümlenizden ve cümlemizden razı olsun. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.